Anne. Efendim güzel kızım. Anneciğim, biliyor musun? Hani ben bir aydır para biriktiriyordum ya. Evet. İşte istediğim miktardaki parayı biriktirdim ve şimdi okul çantası alabileceğim. Aferin benim güzel kızıma, aferin sana. Para biriktirme işini iyi beceriyorsun. Her ay amacına ulaşıyorsun. Ama lütfen biriktirdiğim parayı israf yapma ve gereksiz yere kullanma. Yok anneciğim, hep kendi ihtiyaçlarımı alıyorum. Bu gerçekten çok eğlendirici bir şey. Kendi paranı biriktirip kendi paranı harcamak bana çok mutluluk veriyor. Ceylan'ım geliyor. Günaydın kızım. Günaydın anne, günaydın baba. Ne oldu kızım? Neye canın sıkkın senin böyle? Suratın beş karış. Baba, bir türlü para biriktirmeyi beceremiyorum ve almak istediğim test kitabını bir türlü alamadım. Önemli değil kızım. Ablan gibi olunca sen de para biriktirebilir ve istediklerini alabilirsin. Ama şimdi ihtiyaçlarını bize söyle. Biz alırız. Aynen öyle kızım. Para biriktirmeyi öğreninceye dek biz alırız ihtiyaçlarını. Sadece para biriktirmeyi öğreneceği zamana dek değil. Her zaman alırız ihtiyaçlarını biz kızım. Ama bir zamandan sonra para biriktirmeyi öğrenmen gerekecek. Biliyorum, bu çok mutluluk verici bir şey olsa gerek. Ablamı hep para biriktirdiğinde ve bunu harcadığında sevinç dolu gözlerle görüyorum. Ama ben bunu bir türlü başaramıyorum anne. Üzülme kızım. Sen de biriktirebilirsin. Ama ne alacaksın ki? Test kitabı anneciğim dedim ya. Aklıma bir fikir geldi. Ne oldu anne? Ne fikri? Sen de uygun görürsen kullanmadığın eşyaları ve sana olmayan giysileri kapımızın önünde satmana izin verebilirim. Oley, ben bunu çok yapmak isterim. Size bununla ilgili bir anımı anlatayım isterseniz çocuklar. Evet baba, evet olur. Güzel olur baba. Ben 7 yaşındayken dışarıda bir şeyler satmaya çok hevesliydim. Evde kullanmadığım her şeyi alır dışarıda satardım. Kazandığım parayla sizin gibi ihtiyaçlarımı almazdım. Hep israf ederdim. Çok yanlış bir şey yapardım. Giderdim hepsini çikolataya, abur cubura harcardım. Dişlerim çürüdüğü için neredeyse her hafta dişçiye randevu alırdık babamla. Bu uzun süre sürdü. Daha sonra uyarıldım ve ben de bir gün farkına vardım. Ve kazandığım parayı gereksiz yere kullanmamam gerektiğini, israf etmemem gerektiğini öğrendim. Ama gerçekten para kazandığında kendi başına bir şeyleri sattığında o kadar heveslenip mutlu oluyorsun ki. Ben de zaten 2-3 kere yapmıştım bunu. Genellikle arkadaşlarıma hediye etmektense satardım. O kadar bencildim ki. Anladım. Bu benim ilk ve sonum olur herhalde. Evet kızım, her zaman dışarıda bir şeyler satmana izin veremem sonuçta. Herkes illaki küçükken bir kere de olsa dışarıda bir şeyini satmıştır bence. Ben de sattım. Ablam bile sattı. Hep ben birilerinden görürdüm. Dışarıda kitaplarını satarlardı. O kadar hoşuma giderdi ki ben de annemden izin alıp dışarıda bir şeylerimi satmaya başlamıştım. Ama sadece bir iki gün izin vermişti annem. Daha sonra izin vermemişti. O zaman ben de bugün bir şeylerimi satmak istiyorum. Ablan sana yardımcı olsun. Satacağın şeyleri görelim. Daha sonrasında karar veririz. Kapının önünden ayrılma ama. Anne, ben de kardeşimle satayım lütfen. Tamam kızım, izin veriyorum. Sen de satabilirsin. Hadi abla, odamıza gidip kullanmadığımız her şeyi satalım. Çok hevesli. Ben de ilk satacağım zaman çok hevesliydim. Ama ben arkadaşlarımla satacaktım. O zaman çok büyük bir kazanç sağlamıştık, biliyor musun? Yani biz çocuklar için büyüktü en azından. 200 TL toplamıştık. Ne almıştınız? Oh. Aha. Şu düşmelerinden bıktım artık. Neyse. Ne almıştınız? Ne almıştık? Abur cubur harcamıştık. Aynı senin gibi israf etmiştim paramı. Keşke tüm paramı abur cubura harcamasaydım diyorum. Eşit bir şekilde paylaşmıştık.
Zaten 4 kişiydik. 50-50 bölüşmüştük parayı. Abla ne satacağız? Bak kardeşim, ikimiz de artık büyüdük. Oyuncaklarla oynamadığımıza göre oyuncak satabiliriz. Ne dersin? Sence mümkün mü? Olur mu? Bence harika olur. Şurada oyuncak kutumuz var. Hiçbiriyle oynamıyoruz zaten. Bence oyuncaklarımızın hepsini satalım gitsin. Ben kutuyu getireyim. Evet, bence buradan ayıklayalım. Hepsini satmamalıyız. Ama abla, ben istediklerimi almak istiyorum. Pekala, bu bakış kızdın demek. Evet, tabii ki kızdım. Her istediğini alamazsın ki. Abla, ya ben sadece test kitabı alacağım. Kardeşim, o kadar önemli değil. Test kitabı mı? Şaka şaka. Neyse, sen beni boş ver. Hadi satacaklarımızı seçelim. Evet. Başına güneş mi vurdu diyeceğim. Kış ayındayız. Sanki kış ayında güneş olmaz. Kızlar, yine yapmayın şu komik tartışmalarınızı. Peki anne. Durdun mu? Pekala. Ben bunu satmak istiyorum. Mahallede bir sürü küçük çocuk var. Hem de hepsi kız. Belki bunu almak için yarışa bile girerler. Tamam, o zaman ben de bunu satabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da erkekler beğenir. Baksana. Evet. Küçükken babam çok severmiş bu oyuncağı. Hangi oyuncağı ben çok severmişim? Eyvah. Bu annemin, bu da babamındı. Nasıl satmamıza izin verecekler? Ya onlara söylemesek olur mu öyle şey? Belki de onlar için manevi bir değeri bile vardır. Olmaz öyle şey. Söyleyeceğiz onlara tabii ki. Buna bakalım. Bunu satabiliriz. Bu çok tatlı. Geri kalanların bir manevi değeri yok. Bunları kesinlikle satabiliriz. Bunlar için biraz sorun var. En güzelleri bunlardı ama. En çok almak isteyecekleri iki oyuncak elimde şu an. Kardeşim dur, bir karar veririz. Şuradaki kıyafetlere ne dersin? Ha, bak şuradaki. Şunlar mı? Aa, hiçbiri bana olmuyor. Peki ya sana? Bana da olmuyor. Bence onları satabiliriz artık. Evet, dur onları indireyim. Pekala, ben onları kutuya koydum. Sen bunları anneme göster. Bunları da anneme göster. Ben de dışarıdaki standımızı ayarlayayım artık. Peki tamam. Hadi ben bunları gösterip geliyorum. Dışarıda buluşuruz. Bunları getirip getirmeyeceğim annemle babama bağlı, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. İşte hazırladım. Ay, sandalyeyi düşürdüm. Neyse, böyle koyayım. Ben de burada oturup ablamı bekleyeyim artık. Kardeşim geliyorum. Arka kapıdan geleceğim. Gördüm seni, gel. İşte geldim. Annemle babam oyuncaklarını satmamıza izin vermediler. Oo, nedenmiş ya? Kardeşim ben de çok üzüldüm. Ama ikisinin de manevi değeri varmış. Babama babası doğum gününde, anneme annesi doğum gününde almış. Vay be. Tam cinsiyete göre olmuş. Evet, doğru. O yüzden seçtiklerimizi satacağız. Annemler bunları satabilmemize izin verdi. Ben de buraları kurudum zaten. Hadi başlayalım o zaman koymaya. Sen otur kardeşim. Sen seslen. Ay, o kadar heyecan verici bir şey ki daha önce bunu hiç yapmamıştım. Hadi bakalım, bunu da koyayım. O kadar çok satabileceğimiz ürün var ki elimizde. Bunları buraya koyabilirim. Bunları buraya koyabilirim. Etek, elbise, onları da buraya. Ha, bu arada annem şöyle bir şey daha verdi bak. Bu bir radyo. Aa, ne radyosuymuş peki bu? Bilmiyorum. Babamınmış herhalde. Ama çalışan bir radyo. Belki yetişkinden almak isterler diye satabilirsiniz dedi babam. Baksana, çok tatlı oyuncaklarımız varmış. İnşallah herkes beğenir ve almak ister. Evet, her şey hazır. Ay, düştüm. O zaman şimdi bakalım kim gelecek, kim gelmeyecek.
Aynen öyle Mustafa'cığım, aynen. Arsayı satmayı düşünüyoruz işte. İyi bari, iyi düşünüyorsunuz. Ay burada ne var böyle ya? Hoş geldiniz amcacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz burada? Kullanmadığımız eşyaları satıyoruz amcacığım. Hele bir şöyle geçeyim, bakayım. Neyiniz varmış böyle sizin burada? Öyle, oyuncaklar var, radyomuz var. Bir de etekler var, elbiseler var yani. Sence nasıl? Bence güzel şeyler var ama bize lazım olan bir şey yok ya da bana. Şu radyo ne kadar evladım? 25 TL amcacığım. Alsam mı? Evde radyo yok ki. Televizyonda bir sürü elektrik yiyor. Sen bilirsin, benim evde radyo var vallahi. Amca bundan ucuzunu bulamazsın. Almalısın bence. İyi alayım bari evladım. 25'te 20'ye bırakır mısın? Bırakırım amcacığım, bırakırım. Sen al yeter ki. Radyonu poşetine koyuyorum amcacığım. Sağ ol evladım, Allah razı olsun. Ben de sana paranı vereyim. Uzatır mısın Mustafa'cığım? Uzatıyorum yavrum, uzatıyorum. Al sana 20 TL. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler size çocuklar. Sağ olun. Ay ne eğlenceli bir şeymiş bu böyle değil mi ama? Evet evet gerçekten çok eğlenceli. Oo anne bak. Ay evladım ne oldu? Ay bu sanki bize tuzak. Ah düştüm bak görüyor musun? Çocuklar merhaba. Merhaba Naciye abla, nasılsın? İyiyim tatlım, sen nasılsın? Ben de iyiyim abla. Kullanmadığım eşyaları satmak istedim. Para biriktirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de bir anda para kazanayım dedim. Bugünlük mü yapıyorsun? Evet evet bugünlük. Anladım. Oğlum bir şey almak ister misin? İstemez miyim anne? Allah'ım şu erkek çocukları var ya. Seç yavrum hangisini almak istiyorsun? Hepsini anne. Allah'ım yavrum evladım hepsini alamazsın. O zaman anne o zaman. Donut'taki alacağım anne, bu çok tatlı bir şey. Bunun serisi var ama kendisi yok. Ne kadar bu donut'tak yavrum? 10 lira abla ama senden 5 lira da alırız. Yok yavrum ben sana 10 lira vereyim. Şöyle al evladım. Hadi oğlum sen de poşeti koysun abla. Ver bakayım donut'takını. İyi günler güle güle. Güle güle hep geleceğiz. Oğlum bu bugünlüktü. Of ya anne ama neden hepsini almadın? Şşt üfleme bana. Hepsini alamam ki yavrum. Allah'ım bir tane beğendim, ben de beğendiğini aldım. Yo hepsini beğendim. Kardeşim hava karardı. Bir müşteri daha gelsin sonra eve gidelim artık. Yarın devam ederiz. Ama abla bugünlük demişti annem. Ya neyse boş ver, üzülme kardeşim. Zaten şu an ne kadarım var? 30 liram var. Bir müşteri daha gelir belki. Hadi bekleyelim birazcık. Umut et ki o da şu elbiselerden alsın. İnşallah. Aynen kanka, her şey öyle oldu işte. Sana anlattığım gibi ay bir kavga çıktı. Ay inanamazsın. Aa şuraya bak. Ay tam benlik. Merhaba kızlar. Merhaba Zoe. Sen buraya mı taşındın? Ya mahalledeydin. Evet evet buraya taşındım. Beni geçen gün gördünüz herhalde. Evet nakliye kamyonunun ön kısmında oturuyordum. Doğru. Bu elbiseler çok güzelmiş. Ne kadar? Hepsi 50 TL. Ay kanka buradan alma. Kışkırtıyor abla görüyor musun? Şu an seni dinlemeyeceğim arkadaşım. Ben şu mor elbiseye bayıldım. Bu da 50 değil mi? Evet hepsi 50. Hangi elbiseyi görüyorsan 50. O zaman ben bunu alayım. Gerçekten mi Zoe? Evet şaka mı yapacağım? Yalan mı söyleyeceğim? Benim gibi süslü birine bu kadar süslü bir elbise yakışmaz mı? Yakışır yakışır. Çok güzel olur. Biz de akşam alıyordu zaten. Kapatacaktık. Son şansın müşterimiz sen misin? Hadi al. Buyur elbisen.
Al bu da buyur paran. Hadi akşam oldu eve gidelim. Annem kızar yoksa bana. Ay benimki de kızar. Hadi gidelim. Ne kadarın oldu kardeşim? 80 TL abla. Yani 4 tane tespit alabilirim bu paraya. Evet. O zaman bugün harika geçti değil mi? Evet. Eve gidip hemen anneme anlatmak istiyorum. Kızlar. Anne baba biz de tam sizin yanınıza geliyorduk. Hepsini satamadık anne. Sadece bugünlük izin almıştım senden. Önemli değil kızım. Bak biz test kitaplarını aldık. Teşekkür ederim. Ben size hemen parasını vereyim. Hayır kızım asla olmaz. Bak para biriktirmeye başladın gördün mü? Bunun parasını almayacağız. Bir hafta sana izin. Her gün bitene kadar bir saat boyunca bunları satmana izin vereceğim. Ve sonunda biraz olsun para biriktirmiş olacaksın. Ama ihtiyacın olan bir şeyi kullanırsın o parayı olur mu? Tamam anne olur. Şimdi bundan para almayacak mısınız? Kızım abartma olur mu öyle şey? İhtiyacın olan bütün test kitaplarını aldık. Biriktirdiğin para sana kalacak. Biriktireceksin biriktireceksin ihtiyacın olanı alacaksın. Bak gördün mü? 1 lira 1 lira da atabilirsin. Böyle bir anda 80 lira da kazanabilirsin. Orada gördüm 80'i. Tamam biriktireceğim. Çok eğlenceli bir şeymiş bu. Tamam kızım. Hadi artık akşam oldu. Eve gidelim. Sen de testlerini çözmeye başla bence. Tamam anne çok teşekkür ederim. Anne çok teşekkür ederim baba. Kızım. İlacı eczane de var anne. Arkadaşlar siz de para biriktirmenin türlü türlü yollarını bulabilirsiniz. Hoşça kalın.